Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı bamya zebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını arttırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Geçen yıl yaşamış olduğumuz deprem bizlere çok önemli bilgiler de aslında vermiş oldu. Depreme hazır olmak, bununla birlikte gerek göçük altında kalanlar, gerekse göçük üstündeki insanların unutmaması gereken şeylerden biri sağlıklı bir şekilde bu süreci orada atlatabilmek. Özellikle ilk 3 gün depremde hiçbir yardım almadan yaşayabilmek, ayakta kalmak kişinin kendi üzerindeki bir görev. Bu bağlamda biz depremden elde ettiğimiz bilgileri ekip arkadaşlarımızdan Hüseyin Bozkurt ve Abzer Çelenkli ile birlikte yeni bir gıda tasarımına çevirdik. Buradaki amaç şuydu: göçük altında kalan kişileri uzun bir süre hayatta tutabilmek ve özellikle üzerinde yük bulunan kişilerin sindirim sistemini de sağlıklı bir şekilde ayakta tutabilme anlamında hem kansere dayanıklı hem de sindirim sistemini düzenleyen bamya sıvısını kullanıp bu sıvıyı oldukça önemli olan bir madde, yani önemli olan bir gıda maddesi olan tarhanaya yeni özellikler kazandırabilmek için ve bunun içerisine bir de mikroalgleri katarak yeni bir gıda, süper gıda geliştirmek için TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK bunu kabul etmiş oldu. Bu ürün süper bir gıda olmuş olacak. İçerisinde kansere karşı insanları korurken sindirim sistemini düzenleyecek. Gerek katı, hızlı, hiçbir şekilde işleme gerek duymadan tüketilebilecek. İstenirse de soğuk ya da sıcak suyla karıştırarak çorba kıvamında yenebilecek. İçerisinde çok fazla vitamin, mineral ve besleyici maddelerin olduğu yeni bir tarhana bazlı bir ürün gelişmiş olacak. Bu ürün öncelikle bizim projenin amacı olan deprem çantalarına konulması, yine göçük altında kalan insanlara ulaştırılması, yine toprak üstündeki depremle ilgili AFAD'ın depolarında uzun süre bunların tutulması, ki bu ürünün minimum raf ömrü 2 ila 3 yıl arasında olacağı için depolama şartlarına da uygun olmuş olacak. Proje dediğim gibi TÜBİTAK'ın Oscar'ı kabul edilen ya da Nobel'i kabul edilen TÜBİTAK 1001 formundaki projesiyle desteklenmiş oldu. Önümüzdeki yıl tamamlandıktan sonra ürün hem deprem çantaları için hem de AFAD depoları için hazır hale getirilmiş olacak. Bu projenin temel hedefi şu: yeni bir süper gıda. Fakat bu süper gıda deprem bazlı olaylara hazır hale getirilirken bununla birlikte hem sindirim sistemini düzenleyecek, hem insanı beslenme olarak ayakta tutabilecek, hem kansere karşı koruyabilecek, hem katı hem sıvı olarak tüketilebilecek, hem hızlı hem yavaş olarak tüketilebilecek ve özellikle göçük altında kalan, deprem göçüğü altında kalan insanları hayatta tutmaya yönelik bir gıda maddesi olarak tasarlandı. Bu sadece deprem için değil, ilkokullarda, ortaokullarda normal çalışan insanların günlük hayatındaki beslenmelerini de oldukça kaliteli hale de getirebilecek bir gıda ürünü. Yani her hayatımızın her noktasında sağlıklı bir şekilde kullanabileceğimiz bir ürün olmuş olacak.